Bu ifadenin anlayışlarından hangileriyle bir bütün teşkil ettiği savunulabilir. Martin Luther Katolik Kilisesinin kapısına astığı bildiride Tanrı ile kul arasına kimse giremez ifadesine yer vermiştir. Arkadaşlar bu süreçte Katolik Kilisesi oldukça baskındı. Yani insanlara cennetten arsa satıyorlardı, isterlerse onları dinden çıkarıyorlardı, isterlerse günahlarını affediyorlardı. Martin Luther de buna karşı çıkıyor aslında ve dini olarak insanların özgür olduğunu savunmak istiyor. Dolayısıyla tabii ki birinci öncüle ulaşabiliyoruz. Ancak çoğulcu yönetim ya da sosyal devletle alakalı bir şey söylememiz mümkün değil. Sadece bu cümleden bunları çıkaramayız. Bu sebeplerle doğru cevabımız aşık olacaktır. Yeni Çağ Avrupası ile ilgili durumlarından hangilerinin Katolik Kilisesi'nin halk üzerindeki baskısının azalmasına ortam hazırladığı savunulabilir. Rönesans sonucunda farklı dünya görüşlerinin ortaya çıkması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü insanlar bu ortaya çıkan yeni görüşleri öğrenecekler. Dolayısıyla Katolik Kilisesi'nin etkinliği yavaş yavaş azalmaya başlayacaktır. Reform sonucunda eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kilisenin elinden alınması tabii ki olur arkadaşlar. Reform hareketleriyle protest Hristiyanlık, Anglikanizm ve Kalvenizm gibi yeni mezheplerin ortaya çıkması yani arkadaşlar artık Katolik Kilisesi'nin baskısının azaldığını ve yeni görüşlerin yeni mezheplerin ortaya çıktığını tabii ki söylüyoruz ve bu durum e, baskının azalmasına ortam hazırlayacak bir durumdur diyebiliyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız E şıkkı olacaktır. Buna göre reform hareketlerinin sınıflarından hangilerinin halk üzerindeki hakimiyetini zayıflattığı ileri sürülebilir. Reform hareketleri sonucunda halkın Katolik kilisesine güveni sarsılmıştır. Arkadaşlar tabii ki rahiplere güveni azalmıştır halkın diyebiliyoruz. Burjuvalar olur mu olmaz çünkü onlar tüccarlık yaparak zengin olmuş kimselerdir. Köylüler de olmaz tabii ki arkadaşlar. Dolayısıyla doğru cevabımız yalnız bir yani aşıkı olacaktır. Reform hareketlerinin sonuçlarından hangilerinin Osmanlı üzerine Haçlı seferlerinin düzenlenmesini zorlaştırıcı bir etkiye sahip olduğu söylenebilir. Arkadaşlar Haçlı birliğini ayakta tutan tabii ki kilisedir, papalıktır. Çünkü onları dini bir öğretiyle birlikte ayakta tutmaya çalışırlar. Dolayısıyla reform hareketleri sonucunda da Katolik kilisesine olan güven azaldı. Bu yüzden Osmanlı üzerine haçlı seferlerin düzenlenmesi zorlaşmaya başladı. Şimdi bakalım öncülerimize. Mezhep birliğinin bozulması olur mu? Tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü dini bir durumdur bu. Dolayısıyla insanlar arasında farklılaşma ortaya çıkınca haçlı seferlerinin düzenlenmesine zorluk yaşanabilir. Papalığın otoritesini ve etkinliğini yitirmesi elbette olur. Eğitim kurumlarının kilise denetiminden çıkarılması. Arkadaşlar bu eğitim kurumlarında da tabii ki düşmanlar düşmanlar hakkında da bilgi veriliyor. İnsanları Haçlı Birliği şeklinde de bilinçlendiriyorlar. Yani kilise artık buna karışamıyor. Dolayısıyla Haçlı Birliği'nden bahsedilemeyecek artık bu eğitim kurumlarında. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Yeni Çağ Avrupa'sında yaşanan gelişmelerinden hangilerinin Papalığın otoritesinin zayıflamasında etkili olduğu savunulabilir? Bakalım arkadaşlar Orta Çağ'da Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla Avrupa'da oluşan otorite boşluğunu Papalık doldurmuştur. Merkezi kralların güç kazanması. Arkadaşlar papalık gördüğünüz gibi otorite boşluğunu doldurmuş. Ancak otorite boşluğunu artık doldurmasına gerek yok. Çünkü merkezi krallıklar güç kazanıyor. Bu durumda papalığın otoritesini zayıflatır. Reform sonucunda yeni mezheplerin oluşması. Arkadaşlar reformla birlikte Katolik Kilisesi'nin önemi azalıyordu. Dolayısıyla papalığın otoritesi de azalmış olur diyebiliriz. Din yerine insana referans alan hümanizm akımının doğması da... Tabii ki papalığın otoritesinin zayıflamasında etkili bir durum olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız E şıkkı olmalıdır. Bu durumun Katolik Kilisesi üzerinde etkilerinden hangilerine yol açtığı söylenebilir. Reform hareketleri sonucunda Protestanlık, Kalvinizm ve Anglikanizm gibi yeni mezhepler ortaya çıkmış, mezhep birliği bozulmuş. Ayrıca Protestan krallar ve prensler din işlerinde mutlak hakim haline gelmişlerdir. Peki arkadaşlar bakalım. Dini ve siyasi gücünün azalması tabii ki olur arkadaşlar. Çünkü artık yeni mezhepler ortaya çıkıyor ve hatta Protestan krallar, Protestan prensler din işlerinde etkin olmaya başlıyor. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşabiliriz. Bünyesinde yeni düzenlemeler yaşanması. Arkadaşlar Katolik Kilisesi tabii ki eski gücüne kavuşmak isteyecek. Dolayısıyla yeni düzenlemelerde yapacaktır diyebiliriz. Bu yüzden ikinci öncüle de ulaşabiliriz. Halk üzerindeki hakimiyetini ve otoritesini pekiştirmesi değil, aksine kaybetmesi arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bu durumun Osmanlılar üzerinde olumlu etki yaptığını ileri süren bir tarihçi, aşağıdakilerden hangisini kanıt olarak gösterebilir? Reform hareketleri sonucunda Avrupa'da mezhep birliği parçalandı ve mezhep savaşları yaşandı. O zaman arkadaşlar Avrupalılar kendi iç işlerinde problemler yaşıyorlarmış ve Osmanlı üzerine bunun nasıl bir olumlu etki yaptığını ışıklarımızdan bakacağız. Osmanlı üzerine Haçlı Seferlerinin uzun yıllar düzenlenememesini olur mu arkadaşlar? Tabii ki olur. Çünkü Haçlı Seferlerinin yapılabilmesi için öncelikle zaten kendi aralarında bir birlik oluşturmalılar. Ama gördüğünüz gibi mezhep birliği parçalanmış ve zaten mezhep savaşlarıyla meşguller. Dolayısıyla bir Haçlı birliği oluşturup Osmanlı üzerine savaş açamayacaklar. Uzun yıllar boyunca bu seferleri düzenleyememiş olmaları da Osmanlılar üzerinde elbette olumlu etki yapmıştır. Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimlerin reformdan etkilenmemesini arkadaşlar bu Osmanlı devletini genel olarak etkileyecek olumlu bir sonuç değildir. İnsanlar reformdan etkilenmeyebilir. Osmanlı devletini çok da etkilemez aslında bu durum. Katolik kilisesinin kendisini yenilemek ve düzenlemek zorunda kalmasını arkadaşlar bu durumda Osmanlı devletini etkileyecek bir durum değildir. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin kiliseden alınıp layık bir eğitim sisteminin kurulmasını yine arkadaşlar Osmanlı ile hiçbir alakası yok. Katolik kilisesinden ayrılan ülkelerde kilisenin mallarına ve topraklarına el konulmasını bu da kilisenin kilisenin otoritesini sarsıyor. Dolayısıyla yine Osmanlı devletiyle bir ilgisi olmayacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız aşık k olacaktır. Yeni Çağ Avrupa'sı ile ilgili gelişmelerinin sebep sonuç ilişkisi bakımından sıralanışının aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verildiği söylenebilir? Arkadaşlar öncelikle skolastik düşünce yıkılacak ki diğer gelişmeler olsun Skolastik düşünce neydi? Kilisenin sorgulanmadığı dogmatik düşünceydi Yani ne olursa olsun kilisenin dediklerinin doğru olduğunu düşünen bir toplum yapısı vardı Bu düşünce sistemi de skolastik düşünceydi Öncelikle bunun yıkılması gerekiyor ki bir takım gelişmeler yaşansın O yüzden bir ile başlıyoruz Ardından arkadaşlar insanlar bazı şeyleri sorgulamaya başlıyor. Dediğimiz gibi skolastik düşünce sorgulanamayan düşünce tipi olduğundan dolayı bu düşüncenin yıkılmasıyla birlikte İnsanlar Hristiyanlık dininin kaynaklarını da sorgulamaya başlayacaklar. Bu yüzden 2 ile devam ediyoruz. Bu sorgulamalar sonucunda da ne olacak? Tabii ki yeni yeni mezhepler, yeni yeni fikirler de olacak. Dolayısıyla 3. verilen protestanlık ve kalvenizm gibi yeni mezheplerin oluşması da bu şekilde ortaya çıkmış olacak. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani A şıkkı olacaktır. Buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir? 1572 yılında Paris'te Saint gecesinde on binlerce kalvinist katolikler tarafından öldürülmüştür. Peki arkadaşlar bakalım öncülerimize. Fransa'da mezhep özgürlüğü gelişmemiştir. Elbette arkadaşlar Paris'te yaşanmış zaten bu olay ve gördüğünüz gibi birçok kalvinist öldürülmüş. Dolayısıyla mezhep özgürlüğünün olmadığını söyleyebiliriz. Katoliklerde koyu bir dini bağnazlık hakimdir arkadaşlar gördüğünüz gördüğünüz gibi kalvinist olan insanları katolikler öldürmüş. Dolayısıyla onların dini olarak bağnaz olduğunu tabii ki söylememiz mümkündür. Kalvinizm resmi bir mezhep olarak kabul edilmiştir. Hayır arkadaşlar zaten kabul edilmiş olsaydı bu şekilde bir öldürülme yaşanmazdı. Gördüğünüz gibi birçok insan hayatını kaybetmiş. Dolayısıyla kalvinizm aslında hiç kabul görmemiş bile diyebiliriz ki resmi bir mezhep olarak kabul edilmesi imkansız oluyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. 8. Henry'nin bu tutumunun amaçlarından hangilerine hizmet ettiği ileri sürülebilir. İngiltere'de 8. Henry reform hareketlerini bizzat başlatarak İngiliz kilisesini kendisine bağlamıştır. Peki arkadaşlar bakalım. Siyasi otoriteyi güçlendirme. Yani arkadaşlar reformun başlamasıyla birlikte zaten kilisenin etkinliği azalıyor ki 8. Henry kiliseyi de kendine bağlamış. Dolayısıyla siyasi otoritesini güçlendirmek istediğini tabii ki söyleyebiliriz. Papalığın İngiltere'deki hak kimiyetine son verme elbette olur. Reform hareketlerinin başlaması zaten bunun en büyük kanıtıdır ki kendine de bağlıyor. Milli bir kilise oluşturma arkadaşlar yine kendine bağlamasından bunu çıkarabiliriz. Demek ki 8. Henry devlete bağlı bir kilise sistemi oluşturmaya çalışıyor. Yani milli bir kilise oluşturmuş oluyor. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2 ve 3 yani E şıkkı olacaktır. Bu gelişmenin Almanya ile ilgili durumlarından hangilerini kanıtlar nitelikte olduğu ileri sürülebilir. 30 yıl savaşlarının sonunda imzalanan Westphalia anlaşmasında Katolik Alman İmparatoru Protestan prenslere istedikleri mezhebe girme hakkını tanımıştır. Arkadaşlar zaten 30 yıl savaşları 1618-1648 yılları arasında gerçekleşmiş ve mezheplerin çok etkin olduğu bir savaştır diyebiliyoruz. Dolayısıyla böyle bir sonucun çıkması da tabii ki normaldir. Şimdi Bakıyoruz öncülerimize. Feodal düzenin sona ermesi. Arkadaşlar yukarıda bize feodalite ile alakalı hiçbir bilgi verilmemiş. Yani derebeylik sisteminden ya da toprak ağlarından bahsedilmemiş. Dolayısıyla biz birinci öncüle ulaşamayız. Protestanlığın varlığının kabul edilmesi. Zaten arkadaşlar protestan olan prenslere bir takım haklar verilmiş değil mi? İstedikleri mezhebe girme hakkı tanınmış. Dolayısıyla protestanlığın varlığı kabul edilmiştir diyebiliriz. Reform hareketlerinin etkisi altına girmesi yine olur arkadaşlar. Çünkü reform hareketleri biliyorsunuz ki zaten kilisenin sorgulandığı hareketlerdi. Dolayısıyla yeni yeni mezhepler ortaya çıkmıştı. Bu yüzden de protestan prenslere istedikleri mezhebe girme hakkının tanınması reform hareketlerinin bir etkisidir. Bu sebeplerle doğru cevabımız 2 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Buna göre reform hareketlerinin durumlarından hangilerine ortam hazırladığı savunulamaz. Reform hareketleri sonucunda Katolik kilisesine ait mallar yağmalanmış ve kilisenin topraklarına el koyulmuştur. Peki arkadaşlar bakalım. Layık devlet anlayışının hakim olması. Yukarıda layıklıkla alakalı herhangi bir bilgi verilmiş mi arkadaşlar? Verilmemiş. Dolayısıyla birinci öncüle ulaşamayız. Hristiyanlıkta yeni mezheplerin ortaya çıkması. Arkadaşlar reform hareketlerinden sonra evet yeni mezhepler ortaya çıkıyor. Ancak yukarıdaki cümlede böyle bir bilgi verilmiyor. Buna göre dediği için biz soruda yukarıdaki cümleye bağlı kalmak zorundayız. Dolayısıyla ikinci öncüle ulaşamayız. Katolik kilisesinin dini ve ekonomik alanlarda prestij kaybına uğraması ise tabii ki olur. Çünkü mallarına, topraklarına el koyulmuş. Dolayısıyla prestij kaybına uğramışlardır diyebiliyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır.